Şükran nasıl oldu Yusuf? İyi mi? Buyur geç usta. Doktora götüreyim dedim ama acı patlıcanı kırağı çalmaz dedi. Kabul etmedi. Şükran öyledir işte. Kötü hiçbir şeyi yakıştırmaz kendine. Buyur usta geç. Terlik getireyim ben sana. Yerler soğuk çekilir şimdi. Sağ ol. Usta gelmiş. Usta. Gelsene. Rahatsız etmeyeyim şimdi Şükran. Ay yok yok ne rahatsızlığı. Bir dakika. Gel. Geçmiş olsun. Sağ ol usta. Annem ablamı kaynatmıştım. Getireyim mi size de? Olur kızım içerim. Tamam. Ben de yardım edeyim. Mutfak bomboş. Ben de gidip çorba yapayım dedim Şükran'a. Çorba mı? Bir şeye ihtiyacın var mı Şükran? Yok sağ ol. Gelmen yeter. Omzun nasıl? Ne? Unuttum bile. Dükkanın etrafında dolanıyor mu yine o? Nereden çıktı şimdi bu? Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Bir isteğiniz olursa ben mutfaktayım. Tamam. Usta, az önce bir isteğin var mı dedin ya. Neyse söyle Şükran. Tülay'dan canım yandı biliyorsun. Bu çocuklar da bütün gün evde yapayalnız. Gerçi Yusuf öyle bir insan değil ama yine de nevalide Allah'ın emriyle isteyen sensin. Şaşkınlıktan başka türlü nasıl düşüneceğimi bilemiyorum artık. Anladım, anladım. Aklına yattı mı? Hemen yapalım. Ne zaman? Buket hastaneden çıkar çıkmaz. Buket kararını verdi mi? Hakkında hayırlısı olur inşallah. Bizim dükkanda yapalım. Neval ile Yusuf'un düğününü. Ne dersin? Usta, ben sana ne diyeyim ki artık? Yusuf. Efendim? Annemle Cezmin Usta konuşurlarken şey oldu. Cezmin Usta anneme dedi ki... Neval ne dedi konuşsana. Yusuf, annem Cezmin Usta'ya dedi ki... Ne dedi söyle. Yusuf. Ben artık çıkayım. Çarşıda biraz işim var. Sen de uzanırsın azıcık. Dur ben de geleyim seninle. Neval'in yaptığı şu şey işe yaradı. Otur sen, dinlen. Kendini toparla biraz. Akşam ben yine uğrarım. Uğrar mısın? Peki, öyle diyorsan. Dur kapıya kadar geleyim hiç değilse seninle. Aslı da buradaymış, pardon. Ver canım. Nasıl geçti abla? Merhaba. Orhan'la daha önce karşılaşmıştınız. Hatırlıyorum. Hadi üşüdük içeri geçelim hadi. Hoşça kalın. Aslı. Orhan'ı halamla tanıştıracağım. Abla. Telefonum açan tam arabada kalmış. Bir dakika. Ayşeciğim. Az önce müsteşar beyin odasından çıktım. İnanılır gibi değil. Burada korkunç şeyler oluyor. Dur, sakin ol dur. Hiçbir şey anlamadım. Ne diyorsun? Önümüzdeki ihaleye katılan şirketlerin bütün bilgileri basına sızmış. Herkes delirmiş gibi birbirini suçluyor. Büyük şirketler ihaleye fesat karıştırıldığı için kapıya dikildiler. Üstelik senin de adın geçiyor Buket. Ne?
Benim adım mı? Evet. İyi de böyle bir şey olamaz, imkanı yok. Buket, bu çok büyük bir iş. Leyla bu dosyaların sende de olduğunu söylüyor. İyi de ben... Ayşe, kapat, ben seni hemen arıyorum. Kapat. Affedersiniz, ben hemen yukarı gidip geleyim. Buket. Kötü bir şey yok ya abla. Hadi siz üşümeyin, içeri geçin. Ben geliyorum, hadi. Ne oldu kızım? Ah, hoş geldiniz. Sizin için. Zahmet etmişsiniz. Rica ederim. Orhan ben. Nasılsınız? Ben de nezaket. Gelmenize çok sevindim. Çok sevindim. Ayrıca teşekkür borçluyuz size. Öyle mi? Neden? Buket bana onu nasıl destek olduğunuzu anlattı. Kolundan tutup nasıl zorla götürdüğünüzü... hemen nasıl doktor arkadaşlarınızı aradığınızı anlattı. Kızımın sizin gibi biriyle karşılaştığına çok sevindim. Ablamı siz mi ikna ettiniz? Hala. Kızım, bu ne telaş? Kusura bakma, çok tuhaf şeyler oluyor. Hala. Odamdaki dosyaları sen mi kaldırdın? Hayır. Ama orada değiller. Sen gittikten sonra odana hiç girmedin mi? İyi de dosyalar nereye gider hala? Kızım, lütfen sakin olup neler olduğunu anlatır mısın? Ayşe. Bakanlık müsteşar bey hakkında soruşturma başlatmış. Meselenin hemen aydınlatılmasını istiyorlar. Benim yerime geçen Leyla, o bütün bunların dışında mı peki? Ben de onu söyleyecektim. Leyla Selçuk Arayip'le bildiğini sormuş. O da senin teklifini anlatmış. Böyle bir şey oldu mu Buket? Bütün dosyaları adamın önüne koydun, doğru mu? Tabii olan biteni Leyla'nın anında müsteşar beye ilettiğini söylememe gerek yok. Duyunca ne yapacağını şaşırdı adam. Buket, neden? Lütfen bir şey söyle. O dosyaları bulacağım. O dosyaları bulacağım Ayşe. Nasıl yani? Dosyalar sende değil mi? Sana inanamıyorum Buket. Sana inanamıyorum. Telefon çalıyor. Arayıp gelişmeleri bildireceğim. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim Ayşe. Tamam. Orhan, lütfen beni bağışla. Şu halime bak. Güya seni bizimkilerle tanıştırmaya getirdim. Bu kadar telaşlandığına göre... Buket, her ne oluyorsa bırak. Yarın seni bekleyen çok önemli bir şey var. Biliyorum. Biliyorum. Ama... yıllardır dişimle, tırnağımla yaptığım her şey yerle bir oluyor. Her şeyi en baştan kurmaya gücüm yetmez. O kadarını beceremem. Bir yerden başlama şansım bile olmayacak. Daha kötüsü... orada çalışan birçok insanın kariyeri bitecek. Sırf bana güvendiği için bir adamın hayatı darmadağın olacak. O belgeleri bulmam lazım Orhan. O belgeleri bulmam lazım. İzin ver. Ne olur kusura bakma, izin ver. Buket. İzin ver. Ne olur kusura bakma. Lütfen. Ben seni arayacağım. Mutlaka arayacağım. Hay Allah. Hiç olmadı. Size bir kahve bile ikram edemedik. Ziyanı yok. Başka zaman. Hem hastanede neler olup bittiğini de konuşamadık. O tarafta her şey yolunda. Siz merak etmeyin. Çok teşekkür ederiz. Bir akşam mutlaka bekliyoruz ama. Memnuniyetle geleceğim. Hoşça kalın. Güle güle. Neden böyle davranıyorsun adama? Hala, onun hakkında neler okuduğumu bir bilsen.
Ablanı en zor günde yalnız bırakmadı. Bu yetmez mi? Selçuk da söylemiş kaç kez yanında olmak istediğini. Söylemiş. Ama o kolundan tutup zorla getiriyor. İkisinin arasındaki farkı görmüyor musun? Yok, yok, yok. Hala, görmediğine eminsin değil mi? Evet, eminim. Belki başka bir yerde unutmuşsundur. Hastanede, arabada falan. Hayır, ben bu sabah burada oturup okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Ay çıldıracağım, çıldıracağım. Hala, ben gittikten sonra Selçuk falan gelmedi değil mi? Hayır, kimse gelmedi. Ben şunu bir arayayım. Açmıyor. Her şeyi biliyor tabii. Düştüğüm durumu gözleriyle görmek için ayağına gitmemi bekliyor. Yok, açmıyor. İyi. O halde ben giderim. Abla dur. Aslı vaktim yok. Dur bir dakika. Ya bizimle hiçbir şey konuşmayacak mısın sen? Günlerdir gözlerin içine bakıyoruz. Elin adamı kadar önemimiz yok mu senin için? Duygusallığın sırası değil şimdi. Sen bu adamla ilk tanıştığın gün sana söylemiştim abla. Bir dağılırsan seni kimse toplayamaz diye. Şimdi halini görüyor musun? Ne halde olduğumu biliyorum ben. İki tane dosyanın peşinden deli gibi koşturuyorsun. Anlatmak istediğim bu. Bu sen misin abla? Ha? Sen o evrakları kaybedecek kadın mısın? Aslı haklı kızım. Elin adamı faslına katılmasan bile seni yanımızda istiyoruz. Sapa sağlam. Su istemiştim. O geldi. Sana ihtiyacım var abla. Bencillik mi bilmiyorum ama benimle ilgilenmeni istiyorum. Hayatım boyunca en çok özlediğim şey bu. Halama haksızlık etmek istemem ama sen dönünce annem dönmüş gibi geldi bana. Ama senin hep bir bahanen var. Hep bir yerlere yetişiyorsun. Haklısın. Haklısın. Haklısın canım, haklısın. O kadar haklısın ki. Canım. Aslı. Sen iyi misin? Hı? Burak'la mı ilgili? Hayır. Onu gün geçtikçe daha çok seviyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak güzel kızım, bak ben ne diyeceğim. Sen şimdi evine git. Ben Selçuk'la konuştuktan sonra gelip seni alacağım. Bu akşamı birlikte geçirelim. İkimiz. Çok iyi olur. Ben seni çok özledim. Canım benim, kıyamam ben sana. Canım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim canım. Sen gelmiyor musun? Ben kalıp da ortalığı toplamasına yardım edeyim. Malum gelin hanım da yok. Yedik, içtik, kaçtık gibi olmasın. İyi, tamam. Hiç gerek yok. Ben hepsini hallederim. Sen bilirsin. Vallahi bak, bir haller var senin üstünde. Tövbe yarabbim. Sanki üstüne ölü toprağa atılmış gibi. Bak Gönül, yerinde olsam bütün evi temelinden yıkar da bulmaya çalışırım. Neyi? Ne bileyim, paslı bir kilit mi olur? Ya da sicimle bağlanmış bir anahtar? Yok artık, sen de. Ah Gönülcüm, Suzan dediydi dersin. Oğlum. Merhaba anne. Ayaklarına sağlık Suzancığım. Yine beklerim. Hadi hoşça kal. Güle güle. Çabuk döndün oğlum. Biraz dinleneyim. Bırak biraz dinleneyim. Merhaba.
Merhabalar. Selçuk Bey'le görüşecektim. 517 dedi değil mi? Selçuk Bey bu sabah erkenden çıktı hanımefendi. Bir notunuz varsa alayım. Hayır yok. Teşekkür ederim. Esasında var. Lütfen geldiğinde benim aradığımı söyler misiniz? Ben eşiyim. Yani eski eşi. Lütfen çok önemli olduğunu da belirtin. Tamam? Adınız ne demiştiniz? Buket. Buket Sökeli. İyi günler. İyi günler. Demek buralardasın. Nasıl koşa koşa geldiğimi görmek istedin değil mi? Hayır. Niye telefonlarımı açmıyorsun? Bana söyleyecek neyin olabilir ki? Neden böyle bir şey yaptın Selçuk? Sen neden bahsediyorsun? Artık beni zorlama. O günler eskide kaldı Buket. Kendimi senin için zorladığım falan yok. Leyla seni aramış. Teklifimden bahsetmişsin. Sır mıydı? Söylemem mi gerekirdi? Kanatların kırılmış. Yeryüzüne inmişsin. Kibir falan hak getire. Ama güzelliğin hala duruyor. Efendim Ayşe? Müsteşar Bey dosyaları hemen göndermeni istiyor. Buket, duyuyor musun beni? Buket, iyi misin? Buket? Oraya gelmemi ister misin? Bu gece geliyorum, tamam mı? Bu gece oraya geliyorum. Duydun işte. Tamam. Sen kazandın. Artık işim bitti mi? Çünkü sen beni kocaman bir hiçe çevirdin. Demek ki sen de benim gibi dibe vurdun. Debelenip durmak neymiş göreceksin. Yıllarca kapını aşındıranların telefonlarına çıkmadığını, karşılaşınca ceket ilikleyenlerin seni tanımazdan geldiğini göreceksin. Kibrin, öfken kanserden daha derine işlemiş. Bunu göreceksin Buket. Buket Hanım'a uğurlar olsun. Canlarım.
Eve mi geliyordunuz? Ama evde kimse yok. Cezmi amcayı arıyorsanız... Yok, hayır. Ben kimseyi aramıyorum. Yürüyordum. Kendimi burada buldum. Peki. Ben işe geç kaldım o zaman. Görüşürüz. Mercimekli masa dördü usta. Oo, akşam telaşı başlamış bile. Kolay gelsin usta. Tam zamanında geldi kızım. Ekmekleri doğra. Soğanla maydanoz isteyen bir masa vardı. Limon da koy yanına. Hadi yetiş. Hemen usta. Gelirken Buket'i gördüm. Sana söylemesem olmaz. Evdeydi. Daha doğrusu bahçede. Galiba size bakıyordu. Bizim evde mi? Evet. Cezmi amcayı mı arıyorsun diye sordum. Ama o... Yusuf, sen böyle gel. Sen de müşteriye bak. İyi akşamlar. Baktım sizin arayıp sorduğunuz yok. Ben böyle uğrayayım dedim. İyi yaptınız ama benim çok önemli bir işim çıktı. Buyurun oturun çocuklar, bir şeyler ikram etsinler. Gültekin. Beni başınızdan savar gibi konuşmayın lütfen. Buraya sizinle önemli şeyler konuşmaya geldim. Ne hakkında? Önce bir hal hatır sormayacak mısınız? Özür dilerim. Nasılsınız? Nasıl görünüyorum? Her zaman olduğu gibi. Kızınızı ne çabuk unuttunuz. Aslı mı? Hı hı. Olur mu öyle şey? Ama ben bir kez bile arayıp sorduğunuzu duymadım. Halası ihmal etmez onu. Ben de bu konuda konuşmaya geldim zaten. Bakın Cezmi'ciğim. Aslı annesinden mahrum büyümüş. Malum Burak da baba şefkati nedir bilmiyor. Sizi o evde görmeye daha çok ihtiyacımız var. Misal bu akşam. Siz o evin de babasısınız. Ne olduğunu söylemeyecek misiniz? Hayır. Gelin de ev halinde kendiniz görün kızınızı. Hanımefendi buyurun. İstemem. Kahve alacağım olsun. Bekliyoruz.
Buket! Buket! Halam Alp'i almaya gitti. Birazdan döner. Az önce bütün televizyonlarda... Sen de görmüşsündür. Fotoğrafların geçiyordu. Başın dertte mi kızım? Bir yanlış anlaşılma. Önemi yok. Ben senin de adını görünce... Ben hallederim. Eve gitmişsin. Belki bana söylemek istediğin bir şey vardır diye umutlandım. Kızım benimle konuşacak dedim. Bu kırgınlık sonunda bitecek. Ama sen 12 yaşında verdiğin kararın doğruluğuna inanıyorsun. Keşke o zamanlar bütün bunları konuşabilecek yaşta olsaydın. O zamanlar konuşmaktan başka şeyler yapardım. Sen de öyle elini kolunu sallaya sallaya dolaşamazdın. Güçsüz bir kadına yaptıklarını burnundan getirirdim. Konuşmakmış. Kendini öyle bir yerde bulurdun ki... Ben katil değilim. Nesin peki? Nesin? Seni seviyorum kızım. Biz geldik. Dede. Oğlum. Ah Cezmi burada mıydın? Bak dede, dükkan resmini yaptım. Her şey yolunda mı Cezmi? Burası mutfak. Kazanların altında ateşler yanıyor. Bu da sensin. Peki bu kim yanımdaki? Ben ama büyümüş halim. Hadi gel üstünü değiştirelim. Ben hallederim hala. Al senin olsun. Teşekkür ederim. Oğlum hadi gidelim biz. Geliyorum anne. Gel bir öp bakayım beni. Hı? Hadi buradan. Oh. Ne oldu Cezmi? Hiç. Boşuna konuşup duruyorum. Kendimi aklamanın yolu kalmamış. Nezaket, sen onu kolla. Ben artık çekiliyorum. İyi geceler. Sana da Cezmi. İyi geceler. Telefonuna bakmayacak mısın? Bütün gün çalıp durdu zaten hala. Kimseyle konuşacak halim yok. Buyurun. Ha, ben halasıyım.
Buket biraz dinleniyor. Aa, buyurun doktor bey. Evet. Evet. Sahi mi? Tamam. Hemen söyleyeceğim. Hemen şimdi söyleyeceğim. Hala? Sonuçlarına bakmışlar. Çabuk yayılan bir tümör değilmiş. Açıp bakmadan kesin bir şey söyleyemeyiz ama... büyük bir ihtimalle sadece kitleyi alacağız dediler. Sadece kitleyi. Dur. Dur. Çok şükür.